Saniyede yaklaşık 300 bin kilometrelik hızıyla ışık hızının boşlukta başka hiçbir cisim tarafından geçilemeyeceğini biliyoruz. Ama uzayda gözlemlediğimiz bazı olaylar zaman zaman bildiklerimize meydan okumayı başarıyor ve bizi daha dikkatli düşünmemiz konusunda adeta uyarıyor. Ekranda gördüğünüz bu yıldızın ismi V838 Monocerotis. 1989 yılının Mayıs ayında çekilen bu fotoğrafta oldukça sıradan bir yıldız gibi görünse de Mart 2002 yılında çekilen fotoğrafta parlaklığının çok ciddi bir oranda arttığını görebiliyoruz. Bu kırmızı süperdev yıldız bir anda Samanyolu galaksisindeki en parlak yıldız haline gelmiş, ardından kısa sürede ise yeniden solmuştu. Hubble Uzay Teleskobu tarafından Mayıs 2002 yılında çekilen görüntülerde ise etrafındaki gaz ve toz bulutu açığa çıkmıştı. Ve bu gaz ve toz bulutu aynı yılın Aralık ayında giderek dağılmış ve genişlemişti. Ama burada çok ciddi bir sorunumuz var. Çünkü gördüğümüz bu gaz ve toz bulutunun ilk fotoğraftaki genişliği 4 ışık yılı iken son fotoğrafa kadar 7 ışık yılı genişliğe ulaşıyor. Yani 3 ışık yılı kadar genişliyor. Ama unutmayın, 1 ışık yılı ışığın 1 yılda alabileceği maksimum mesafeyi ifade eder. Yani evrendeki hiçbir cisim 1 ışık yıllık mesafeye 1 yıldan daha kısa sürede ulaşamaz. Ama gaz bulutunun görüldüğü ilk fotoğrafla son fotoğraf arasında sadece 7 ay var. Yani bildiğimiz fizik yasalarına göre hareket eden gaz ve tozların ışık hızında seyahat ettiğini varsaysak bile bu genişlemeyi 7 aylık süre içerisinde değil en az 3 yılda gözlemleyebilmemiz gerekirdi. Bu durumda buradaki gaz ve tozun bırakın ışık hızına ulaşmayı, ışık hızından çok daha hızlı biçimde hareket ettiğini görebiliyoruz. İyi de kütlesiz parçacıklar olan fotonlardan oluşan ışık bile bu mesafeyi ancak 3 yılda kapatabilirken, kütleli cisimlerden oluşan gaz ve tozlar nasıl oluyor da sadece 7 ay içinde bu kadar genişleyebiliyor ve ışık hızına meydan okuyabiliyor. Işık hızı her ne kadar evrenin hız limiti olsa da astronomik ölçüde zannettiğimiz kadar hızlı değil. Hatta aslında ışık hızı öylesine yavaş ki birkaç milyon ışık yılı uzaklıkta patlayan bir yıldız ışığının bize ulaşması için milyonlarca yıl beklememiz gerekiyor. Ayrıca ışığın gaz ve tozlarla etkileşime girerek yansıtılabiliyor olması bazen bu bekleyişin düşündüğümüzden daha da uzun sürmesine yol açabiliyor. Aslında burada tam olarak ışık yankısından bahsediyoruz. Ama ışık yankısını daha iyi anlayabilmek için önce günlük hayatta daha aşina olduğumuz ses üzerinden gidelim. Ses 20 santigrat derecelik sıcaklığın bulunduğu hava ortamında saniyede 343 metre hızla seyahat edebiliyor. Aynı zamanda ses uzak cisimlere çarpıp geri döndüğünde ses yankısını meydana getiriyor. Ses yankısını günlük hayatta belirgin biçimde deneyimleyebilmemizin sebebi ses hızının dünya ölçeğinde oldukça yavaş olmasından kaynaklanıyor. Öyle ki günümüzde ses hızını artık jet uçaklar bile geçebiliyor. Ama en önemlisi ses yankısı ses hızı limitli olduğu için oluşuyor. Peki ışık hızında durumlar ne? Evet, belki ışık hızı yaşadığımız dünya ölçeğine göre aşırı hızlı görünüyor olabilir. Ama ışık hızının da bir limiti var. Yani sonsuz bir hıza sahip değil. Bu durumda eğer ışık da sonlu bir hıza sahipse ve cisimlere çarparak yansıyorsa, yeterince uzak mesafelerden ışığın yankısını da deneyimleyebiliriz. V838 Monocerotis yıldızının etrafında gerçekleşen olay da aslında ışık yankısının harika bir örneği. Başlangıçta yıldızın parlaklık artışının sebebinin bir nova olduğu zannedilmişti. Süpernovalardan farklı olan nova patlamalarında bir kırmızı dev yıldızla beyaz cücenin birleşmesi sonucunda parlaklık artışı meydana geliyor. Ama araştırmalar bu olayın bir nova olmadığını gösterdi. Ayrıca bu bir yıldızın patlaması sonucu oluşan bir süpernova patlaması da değildi. Bu patlama iki yıldızın birleşmesi sonucu oluşan ve parlak kırmızı nova adı verilen bir olay sonucunda oluşmuştu. Her ne kadar görüntülerde bu patlama sonucu gaz ve tozun dışarı yayıldığını görüyor gibi olsak da aslında gördüğümüz bu gaz ve tozlar zaten patlamadan 3 ila 8 milyon yıl önce olduğu gibi duruyordu. Ama patlama sonucu dairesel biçimde yayılan ışıklar bu gaz ve tozu aşamalı olarak aydınlattı. Patlayan yıldızın ışığı bize daha önce ulaştığı için önce sadece yıldızın patladığını gördük. Ardındansa patlamanın ışıkları gaz ve tozlara çarparak yansıdı ve merkezdeki ışıklara göre dünyaya biraz daha geç ulaştı. Bu sayede dünyadan baktığımızda çok kısa süre içinde genişleyen gaz ve toz hareketini görmüş olduk.
Yani aslında bu gaz ve toz hareket halinde bile değil. Işık parçacıkları çok uzun bir süre önce oluşmuş bu bulut su yapısını aşamalı olarak aydınlatıyor. Bu yüzden burada bizim bakış açımıza göre gökyüzünde aynı noktada bulunan bazı ışık parçacıkları arkadaki yani gerçekten uzaktaki ışık parçacıklarına göre daha önce dünyaya ulaşıyor. Bu da ışık hızının aşıldığı yanılgısını yaratıyor ama gerçekte ışık hızını geçen herhangi bir etki söz konusu değil. Başka bir deyişle ne gaz ve toz bulutları ne de ışığın kendisi 3 ışık yıllık mesafeyi 7 ay içinde seyahat etmiyor. Sadece biz ışık yankısı yüzünden dünyadaki bakış açımıza göre öyleymiş gibi algılıyoruz. Yani bu bir tür illüzyon. Başka bir ışık yankısına örnek olarak Büyük Ayı takım yıldızında 11.4 milyon ışık yılı uzaklıktaki M82 galaksisinde meydana gelen SN2014J süpernova patlamasını gösterebiliriz. Bu defa 300 ışık yılından 1600 ışık yılı uzaklığa kadar yayılan gaz ve tozu görebiliyoruz. Ama 3 yıl boyunca elde edilen görüntülerden görüyoruz ki merkezden yayılan ışığın bir kısmının etraftaki gaz ve toza çarparak yansıması nedeniyle yıldızın parlaklığı düştükten sonra da yankı devam ediyor. Daha anlaşılır bir örnek olması açısından içinde bulunduğu bulut suyu da hali hazırda görebildiğimiz bir yıldız yankısına bakalım. 6500 ışık yılı uzaklıktaki Ares Papis yıldızı bir Cepha değişkeni. Daha önceki videolarda da bahsettiğimiz üzere yıldızlar enerjisini ve parlaklığını sağlamak için çekirdeğindeki yakıtı tüketir. Ama Cepha değişkeni olarak sınıflandırılan bazı yıldızlar yakıt olarak kullandıkları hidrojeni tükettiklerinde kararsız hale gelir. Yani birkaç gün veya hafta aralıklarla genişler, küçülür ve bunu yaparken kısa aralıklarla parlaklıkları sürekli değişir. Cepha değişkenlerinden biri olan Ares Papis'in parlaklığı da 6 haftalık aralıklarla sürekli değişiyor. Bu parlaklık değişimi de ışık yankısının gözlemlenebilmesi için harika bir fırsat yaratıyor. Yıldızın parlaklığı arttıkça sanki yıldızdan dışarıya doğru bir şeyler fırlatılıyormuş gibi bir illüzyon meydana geliyor. Ama artık kavradığımız üzere bu ışık yankısı dediğimiz olayın ta kendisi. Işık yankılarının nasıl birer zaman makinesi olarak kullanılabileceğinin bir başka örneği ise Tycho Brahe'nin gözlemlediği SN1574 süpernovası. Danimarkalı astronom Tycho Brahe 1572 yılında Kraliçe takım yıldızı bölgesinde çok parlak bir yıldız gördüğünü kaydetti. Kopernik gibi bilim insanlarının öncülük ettiği astronomi devrimi Brahe'nin bu keşfiyle birlikte başka bir boyut kazanacaktı. Çünkü Brahe'nin keşfettiği bu yıldız Güneş'in ve gezegenlerin ötesindeki evrenin değişmeyen bir sistem olduğu inancıyla ters düşüyordu. Elbette bugün biliyoruz ki Tycho Brahe'nin yıldız zannettiği şey bir yıldız değil, süpernova kalıntısıydı. Bir beyaz cüce yıldız diğer bir yıldızla birleşmesi sonucu kütle kazanarak kendi içine çökmüş ve patlamıştı. Bu yüzden 1574 yılına kadar gökyüzünde Venüs'ten bile daha parlak biçimde görülebilmişti. Brahe'nin 1572 yılında gözlemlediği patlamadan yayılan bir ışık dalgası süpernovanın etrafında yüzlerce ışık yılı uzaklıkta yoğun bir gaz bulutuna çarpmış ve 436 yıl sonra dünyaya ulaşmıştı. Bu patlamanın yankısı 2008 yılında dünyaya ulaştığında astronomlar aslında süpernovadan yayılan ilk ışıkları yeniden inceleme şansı bulmuş oldular. Başka bir deyişle süpernova patlamasından yayılan ve Tycho Brahe'nin gözlerine ulaşan ışıkların bir kısmı uzayda 436 yıl boyunca seyahat etti, yansıdı ve aynı ışıklar 2008 yılında yeniden dünyaya ulaştı. Bu ışık yankıları evrendeki gök cisimlerinin 3 boyutlu haritalarını çıkarmak için de harika bir fırsat yaratıyor. Gökyüzünde bir cismin ne kadar uzakta olduğunu gök cisminin gerçek parlaklığı ve görünen parlaklığını dikkate alarak hesaplayabiliriz. Kara delikler gibi ışık yaymayan gök cisimlerinin parlaklığını ölçmek oldukça zor. Ama kara deliklerin yığılma diskinin üzerinde atom altı parçacıklarının oluşturduğu bir korona katmanı bulunuyor. 1 milyar santigrat derece sıcaklığa kadar ulaşabilen bu katman yüksek enerjilerde parıldıyor. Bu parlamalar sayesinde ortaya çıkan ışık yığılma diski nedeniyle yankılanarak kara deliğin yığılma diskinin 3 boyutlu haritasının ortaya çıkarılmasıyla birlikte uzaklık ölçümünün de yapılmasını sağlıyor. İşte buna yankı haritalaması adı veriliyor ve bu sayede astronomlar bugüne dek 500 civarı galakside bulunan kara deliğin parlaklığını hesaplayarak bu galaksilerin dünyaya olan uzaklıklarını da ölçtüler. Yani ışık yankısı bir tür zaman makinesi görevi görmesiyle birlikte evrendeki gök cisimlerini daha iyi anlayabilmemiz ve evrenin 3 boyutlu haritasını oluşturabilmemiz için bize büyük ipuçları sağlamaya devam ediyor.